Timurlu Devleti'nde kadın. Maveren Nehir'de kurulan Timurlu Devleti'nde kadının konumu, Moğol geleneklerinden çok daha eskiye, Türk kültür mirasına dayanmaktaydı. Timurlu Hanedanı'nda kadınlar, özellikle soy ağacı ve siyasi evliliklerin önemi nedeniyle toplumda kilit rol oynamışlardır. Savaş zamanı hükümdar ile seferde olan kadınlar, barış zamanları da elçiler ağırlayıp davetler vermişlerdir. Ayrıca hükümdar eşlerinin en önemli görevlerinden birisi de genç varislerin yetiştirilmesiydi. Bu husus, başta Timur olmak üzere, devletin en önem verdiği konuydu. Timurlu kadınlarının gücü elbette ki sadece hanedandan ve siyasetten gelmiyordu. Ayrıca türbelerin, dini düzenin koruyucusu olarak sanata katılımda da önemli rol oynuyorlardı. İslam öncesi dönemden itibaren, Türk devletlerinde kadınlar gerek siyasette gerek günlük hayatta oldukça önemli bir yere sahipti. Kimi zaman Kaan'ın eşi olarak siyasette söz sahibi olan kadınlar, kimi zaman naibi olup devlet idare etmiş, kimi zaman da at sırtında erkeklerle beraber ok atıp kılıç kullanmışlardır. Türk devlet geleneğinde Kaan ve Hatun'un devleti birlikte yönetmesi toplum yapısına da yansımıştır. Türk tarihinin hemen hemen her döneminde kadınların siyasete yön verdiği görülmektedir. Hükümdar eşleri genellikle Kaan'la birlikte devlet meclislerine katılmış, bazen de gelen elçileri ayrıca kabul etmişlerdir. Gök kubbeyi devlet, çadırı ise ailenin örtüsü kabul eden Türklerde, devlet düzeni ve güçlü bir toplum yapısına sahip olabilmek arasında çok yakın ilişkiler mevcuttur. Güçlü bir toplumun temeli de güçlü aileden geçmektedir. Aile, Türk milletine ilham kaynağı olmuş. Bu sebeple Bahaeddin Ögel, Türk ailesi, devletin ve ordunun temelidir. Türk ailesini Türk tarihinin gelişmesi ve akışı içinde aramak gerekir. Sözleri, bu kurumun önemini ortaya koymaktadır. Türkistan'da, İslamiyet öncesi dönemlerde ve İslamiyet'in kabul edildiği ilk yıllarda iki aile tipine rastlanmaktadır. Bunlar ana ailesi ve baba ailesidir. Ana ailesi, erkek nişanlıyken veya evlendikten sonra kız evine gider, kayınbabasına hizmet ederdi. Damadın gelinin ailesinin yanına bırakılıp, bir müddet nişanlısının ailesine hizmet etmesi eski Moğol bir adetidir. Türk aile yapısı ataerkildir. Ancak Türklerde ataerkilliğin bir türü olan pederi görülmektedir. Yani babanın mutlak hakimiyeti söz konusu olmamakla birlikte kadının ve çocuğun çeşitli hakları mevcuttur. Bunun yanında Hunlarda, Kök Türklerde ve Oğuzlarda Levirat adı verilen bir aile düzeni bulunmaktaydı. Buna göre erkek evladın ölen ağabeyinin dul kalan eşiyle veya dul kalan amca eşiyle evlenebiliyorlardı. Levirat türü evlilik 10. yüzyılda Oğuzlar arasında oldukça yaygın olarak görülmekteydi. Plano Carpini seyahatnamesinde erkekler babalarının ölümünden sonra öz anneleri dışında babalarının diğer eşleriyle evlenebilirler. Bir kardeşin ölümünden sonra diğer bir küçük kardeş veya akrabalarından bir üye onun karısıyla evlenmek zorundadır der. Ayrıca Karahanlı, Selçuklu ve Timurlu devletlerinde bu evlilik türünün örneklerini görmek mümkündür. Timurlularda evlilik kurumu, Türk, Moğol geleneklerine göre yürütülmüştür. Hanedan evlilikleri genellikle siyasi ittifak kurmak ve meşruiyet kazanmak adına yapılırken, sıkça karşımıza çıkan Levirat türü evlilikler de meşruiyeti korumak adına yapılmıştır. Mesela Şahruh'un eşi Cengiz Han soyundan Mülket Ağa, 1394 yılında ölen ağabeyi Ömer Şeyh'in hanımlarındandı. Hunlardan itibaren Han, törenle tahta geçip unvan aldığı zaman karısının da törenle hatun unvanını aldığı bilinen bir gelenektir. Ancak İslamiyet sonrasında Türkler, girdikleri kültürün de etkisiyle otoritelerin ve hanedan mensuplarının kullandıkları unvanlarda değişim göstermiştir. Karahanlı ve Selçuklu hanedanı nispeten de Timurlu hanedan kadınları, ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması anlayışıyla terken unvanı kullandıkları görülmektedir. Timurlularda çoğunlukla bige, beki, begim, ağa, ağaçe, hanike, sultan gibi unvan ya da sıfatlara rastlamaktayız. Timur'un ablası Kutluk Terken Ağa, Şahruh'un torunu Fatma Bibi, Ulu Bey'in hanımı Akabike, Hanzade Begim gibi isimler mevcuttur. Ancak bu isimlerin en ihtişamlısı,
muhakkak ki yüce tahtın sahibi manasına gelen Mehdi Ulya'dır. Daha çok Şahruh'un eşi, Gevherşat için kullanılan bu sıfat, Abdurrezzak Semerkandi tarafından Mihri Nigar Ağa ve Hanzade Begüm için de kullanılmıştır. Safavi hükümdarı Muhammed Hüdabende'nin eşi Hayrunnisa Begüm de Mehdi Ulya olarak anılmıştır. Timur, 1370 yılında Çağatay toprakları üzerinde iktidara gelmiştir. Ancak aslında Cengiz Han soyundan gelmediği için iktidara gelme hakkı bulunmuyordu. Çünkü Cengiz Han, yasalarına göre sadece Cengiz'in soyundan gelen kişiler han olabilirdi. Timur bu durumu meşrulaştırmak için kendisinden önce idareyi elinde tutan Çağatay emirlerinin yaptığı Moğol İmparatorluğu'nun geleneklerinden yararlanarak tahta Cengiz Han soyundan gelen birisini oturtarak ülkeyi onun adına idare etmek zorunda kalmıştır. Moğol tarihinin en önemli kadın kahramanlarından birisi Alan Koa, Cengiz Han'ın kurduğu hanedanın koruyucusudur. Alan Koa, Cengizliler için asırlar boyu önemini korumuş, böylece kutsal bir hanedan olarak kalmıştır. Bu soydan gelen kadınlar da toplum nezdinde büyük prestije sahip olmuşlar ve bu soya mensup kişiler de Moğol İmparatorluğu'nun sahibi olarak değerlendirilmiştir. Timurluların soyunun Alan Koa'dan geldiğine dair şecere kaydı, Timur'un torunu Halil Sultan için hazırlanmış ve Topkapı Sarayı'nda bulunmaktadır. Buradaki Timurlu şeceresi Alan Koa ile başlamaktadır. Aynı şekilde Mirhan tarafından yazılan Habibüs Siyer'de de şecere Alan Koa'ya dayandırılmaktadır. Alan Koa Moğol ve Türk-Moğol hanedanlarını birleştiren efsanevi bir figürdü. Türk ve Moğol toplumları için anneden gelen soy çok önemliydi. Timur'u Cengiz'e ve ortak bir kadın ataya bağlayan bir şecerenin benimsenmesiyle Timurlu ailesi içinde kadınların önemi daha da artmıştır. Timurlu kadını ve Timurlu kadının hanedan içindeki rolüyle ilgili bugüne kadar Profesör Doktor Beatrice Forbes Mans, Profesör Doktor Hayrunnisa Allen ve Profesör Doktor Musa Şamil Yüksel tarafından birbirinden değerli çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu anlatımda daha önce yapılan çalışmalara ek olarak konuların tekrar mahiyetinden kaçınılarak kadının durumuyla ilgili eksik kalan bazı hususlara değinilecektir. Zaman zaman da Timurluların çağdaşı devletlerle karşılaştırmalar yapılarak önemli bazı kavramların altı çizilmeye çalışılacaktır. Timurlu hanedanında kadının durumu, Türk-Moğol geleneği kadınlara yaşam içerisinde önem atfetmeyle birlikte kamusal bir konum da sağlıyordu. Zira İslami ideoloji kadınları daha çok inzivaya çekilmeye zorluyordu. Türk ve Moğol kadınları daima çağdaşlarına göre daha az sınırlandırılmış bir yaşam sürmüş, kadınların siyasi ve sosyal kurumlara katılımları İslamlaşma sonrasında da aynen devam etmiştir. Timurlu tarihine baktığımızda özellikle Timur'un eşlerinden hiçbirinin doğrudan hükmetme yetkisi ya da askeri yetkiye sahip olduğu görülmemektedir. Ancak tarihi kaynaklar Cengiz Han soyundan gelen veya önemli bir emirin kızı olan bazı Timurlu kadınların prestijini, bağımsız davrandıklarını veya finansal güce sahip olduklarını doğrulamaktadır. Ayrıca Timur'un ölümünden sonraki dönemlerde kadınların nüfuzu artmış, hatta oğulları için doğrudan olmasa da naip gibi hareket etme özgürlüğüne kavuşmuşlardır. Kastilya Kralı 3. Henry'nin elçisi Clavijo, 1404 yılında Timur'un başkenti Semerkant'ı ziyaret ettiğinde Timurlu sarayında harem anlayışının olmadığını, bunun yerine kadınların Semerkant'ın hemen dışında bulunan duvarsız bahçelerde yaşadığını iddia etmektedir. Kadınlar, Timur ve komutanları gibi ipek işlemeli, süslü büyük çadırlarda ikamet etmekteydiler. Clavijo, devlet otağı dışında muazzam 3 otağı gördüğünü, ilkinin çok ihtişamlı olduğunu, duvarlarının kırmızı duvar örtülerinden yapıldığını, ancak çok süslü olmadığını, tek süsünün beyaz kurdeleler olduğunu, kurdelelerinde avuç büyüklüğünde gümüşlerle ve gümüşlerinde değerli taşlarla işlendiğini belirtir. Yakınında muazzam bir çadır daha bulunduğunu, sonra da bir sıra üzerine kurulmuş ve geçitlerle birbirine bağlanmış 4 çadır daha gördüğünü söyler. Bu iki otağın ilkinin Timur'un baş hanımı, saray mülk hanıma, ikincisinin de küçük hanım olarak bilinen Tükel hanıma ait olduğunu aktarır. Kurulmuş üçüncü otağın da birçok çadırdan oluştuğunu, burada da ya Timur'un ya da torunlarının eşleri tarafından kullanıldığını, kız ve erkek torunlarının Timur gibi yaz-kış burada ikamet ettiklerini söylemektedir. Timurlu kadınının etkisi ve konumunu analiz etmek için Timur'un evlilik ittifaklarına bakmak faydalı olacaktır. Başlangıçta Çağatay Hanlığı topraklarında kurulan devlette Timur'un iktidar hakkı bulunmuyordu.
Timur bu durumu meşrulaştırmak için Moğol İmparatorluğu'nun geleneklerinden yararlanmıştı. Bunlardan birisi Cengiz Han soyundan gelen ya da önemli Çağatay ailelerinin yöneticileriyle ittifak evlilikleri kurarak konumunu güçlendirmeye çalışmaktı. Bu ittifaklarla Timur aynı zamanda Arlat, Celayir, Süldüz, Tarhan, Karahıtay ve Yasavur gibi büyük ailelerle güçlü bağlar kurmuş oluyordu. Önemli beylerin aileleriyle yapılan ittifak evlilikleri, aynı zamanda güvendiği ve önemli görevler vereceği emirlerin meydana çıkmasına yardımcı olmuştur. Timur, Maveraünnehir'de iktidarı askeri fetihler yoluyla elde etmiş olsa da, hakimiyetinin meşruiyetini kuvvetlendirebilmek için daha acil ve daha pratik bir çözüme ihtiyaç duymuştur. Timur, bu yüzden meşruiyet kaynakları arasında Cengiz Han soyundan gelen kadınlarla evlenme yolunu seçmiştir. Daha sonra Timur'un halefleri de Cengiz Han sülalesinden gelen kadınlarla evlenerek damat anlamına gelen küregen unvanını alacaktır. Hanedanın meşruiyeti için hem Timur'un hem de oğulları ve torunlarının Cengiz Han soyundan gelen eşlerle yaptığı evlilikler bulunduğu coğrafyadaki milletlere kendisini kabul ettirmesi açısından önemliydi. Ancak Timurlu sülalesi en parlak dönemlerinde bile Timurlu emirlerinin iktidarı ele geçirme girişimlerini durduramamış iktidarı korumak için evlilikler yeterli olmamıştır. Tüm bu durumları göz önüne alırsak, evlilik ittifakları Timur'un kendisi, oğulları ve torunları için edindiği eş adaylarına büyük prestij kazandırmıştır. Özellikle Timur'un büyük eşi olarak anılan Saray Mülk Hanım, küçük eş olarak anılan Tuman Ağa ve Timur'un büyük oğlu Cihangir'in ölümünden sonra kardeşi Miranşah ile evlenmiş olan eşi Hanzade ve Emir Gıyaseddin Tarhani'nin kızı olan ve Şahruh'la evlenen Gevherşat, Timurlu tarihinde çeşitli şekillerde önemli rol oynamışlardır. Timur ve oğulları, Cihangir ve Miranşah'ın Cengiz Han soyundan gelen eşleri sadece onların prestijini arttırmakla kalmadılar. Ayrıca özel küregen unvanını kullanma hakkı da verdiler. Buna karşılık bu soylu kadınlara da tüm aile tarafından özel bir saygı gösterildi. Daha sonraki dönemlerde de hanedanlığın yeni bir kolu hakimiyeti ele geçirdiğinde, başarılı hükümdarlar yönetimlerinin meşruiyetlerini arttırmak için Cengiz Han soyundan kadınlarla evlenmeye dikkat ettiler. Gücün meşruiyetinde kritik figür olan Timurlu kadını, evlendiği zaman kimliğinin bağımsızlığını korumaya devam etti. Bu durum kendi kimliğine ve soyuna bağlılığını ifade edebilmesini sağladı. Timurlularda annenin kökeni oğullarının durumuna da yansımıştır. Timurlu çocukları, tıpkı annelerininki gibi bağlılığını ve kimliklerini sürekli olarak gösteren anne soyundan gelen isimler aldılar. Bu nedenle hanedan kadınlarının, ailelerinin politik etkinliğini sağlamak ve korumak için oynadığı rol, yetki ve güç açısından önemli bir faktör olarak görülebilir. Timurlu hanesinde genellikle çok sayıda eş, cariye, çocuk ve hizmetli bulunurdu. Ancak kadınlar arasında bir hiyerarşi vardı. Statüleri hem soylarını hem de diğer kişisel özelliklerini yansıtıyordu. Bazı Timurlu eşler, Maveraünnehir'in önemli emirlerinin kızlarıydı. Ancak büyük ölçüde aile içinde aristokrasi oluşturan Cengiz Han, soyuna mensup, kadınlara özel önem verilirdi. Timurlu mirasının benzer bir şeklini Safevi Devleti kadınlarında da görmek mümkündür. Bir harem sistemine sahip olan Safevi Devleti'nin kadınları, önemli kabileler ya da seçkin din adamlarıyla stratejik evlilikler yoluyla ittifaklar yapmışlar. Bu da hanedanın meşruiyetini sağlamlaştırmıştır. Örneğin, Mazenderan'daki Dulkadirli Türkmenlerinden Mir Abdullah Han'ın kızı Hayrünnisa Begüm ve Şah İsmail'in eşi Musullu Türkmen reislerinden Mihmat Bey'in kızı Taclı Begüm gibi örnekler bu çerçevede gösterilebilir. Bir diğer benzerlik, Akkoyunlu kadınlarında da görülmektedir. Akkoyunlu Türkmenleri sık sık Trabzon Rum İmparatorluğu'na akınları neticesinde 3. Alexios'a korku vermişlerdir. Bunun üzerine imparator akrabalık tesis etme yoluyla akınları durdurmaya çalışmış ve kız kardeşi Maria ile Fahrettin Kutlu Bey'i evlendirmiştir. Daha sonraki dönemlerde Trabzon Rum İmparatorluğu ile yapılan başka evliliklere de rastlanmaktadır. Bunun dışında Timurlularla Akkoyunlular, Timurlularla Karakoyunlular, Akkoyunlularla Karakoyunlu hanedanları arasında evlilik ittifaklarını görmek mümkündür. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi Saray Hanım, oğlunun siyasi çıkarlarını temsil etmek amacıyla
1466 yılında Memlük yöneticileriyle görüşmek üzere diplomatik bir sıfatla Kahire'ye seyahat etmiştir. Bunun sonucunda Uzun Hasan'ın yaptığı evlilik, daha sonra Safevi Devleti'nin kurucusu olan Şah İsmail'e yüksek derecede siyasi meşruiyet kazandırmıştır. Türk gelenekleri ve Cengiz yasasına göre erkekler eşlerinin tavsiyelerini isterler ve bu tavsiyelere saygı duyarlardı. Gerçekten de Türk ve Moğol kadınları, eşlerinin yokluğunda veya eşleri öldüğünde hükümet ve askeri sorumlulukları üstlenerek bir naip gibi davranırlardı. Her ne kadar Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra Terken Hatun'un Selçuklu tahtı ve devletinin tek hakimi olması gibi ya da Öge Dayı'nın ölümünden sonra hüküm süren Töregene Hatun veya Güyük'ün ölümünden sonra iktidarda kalan Oğul Gaymış kadar değilse de Timurlu bazı kadınlara da devlet işleri konusunda açıkça danışıldığı bilinmektedir. Timur'un ölümünü takip eden çalkantılı dönemde baş hatunların uygun bir eylem planı çizmek için en güvenilir emirlerle sık sık toplantı yaptıkları, yine emirlerin kendi başlarına büyük kararlar aldıklarında bile öncelikle Timur'un eşlerinin onayını ve işbirliklerini kazanmak için onlara danıştıkları Yezdi tarafından aktarılmaktadır. Timurlu tarihinde eşine hükmetmeyi ve fiili hükümdar olmayı amaçlayan kadınların başında Halil Sultan'ın eşi Şadmülk A gelir. Yezdi ve İbni Arapşah eserlerinde bu durumu eleştirmektedir. İbni Arapşah aynen şu ifadeleri kullanmaktadır. Sanki geniş bir elbise dikmişler de ikisi aynı elbise içine girmiş gibiydiler. Sonunda Halil Sultan kadın diliyle, kadını ise Halil Sultan'ın diliyle konuşmaya başladı. Öyle ki artık Halil Sultan Şadmülk'ün görüşünü almadan tek bir ferman bile yayınlamıyor. Devlet işlerinde ona danışmadan bir adım dahi atmıyordu. Kısacası Halil Sultan bütün ipleri onun eline teslim etmiş, iradesini onun irade zincirine bağlamıştı. Timur'un önem verdiği kadınların başında ablası Kutluk Terken Ağa gelmektedir. Annelerinin ölümünden sonra evi yöneten Kutluk Terken Ağa, Timur'un yaşadığı çeşitli sıkıntılı olaylarda ona destek olmuştur. Ayrıca devletin kuruluşundan sonra da Timur üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Kutluk Terken Ağa, ilk önce Duğlat emirlerinden olan Sultan Duğlat ile evlenmiş, eşinin ölümünden sonra yine Duğlatlardan Emir Davut ile evlenmiştir. 1362 yılında Timur Mahan'da Türkmenlere esir düşmüş. Daha sonra onlardan kurtularak 48 gün boyunca Semerkant'ta Kutluk Terken Ağa'nın evinde kalmıştır. Timur, ablası Kutluk, Terken Ağa'nın ölümünün ardından çok üzülmüştür. Bu durum Timur'un aile ilişkilerine önem verdiğine dair önemli bir kanıttır. Kutluk Terken Ağa, Timurlularda güçlü kadınların bozkır geleneğinde somutlaşmış en önemli örneklerinden biridir. Buna benzer bir örneği, Timurlu soyundan gelen ve Babür Devleti'nin kurucusu olan Babür ile kız kardeşi Gülbeden Begüm arasında da görmek mümkündür. Kadının konumuna, Timurluların torunu olan ve Hindistan'da kurulan Babürlü Devleti açısından da bakmakta fayda vardır. Babür'ün hatıratı, kadınların hanedan içindeki konumlarını olağanüstü derecede saygılı bir şekilde yansıtmaktadır. Babür, karmaşık aile tarihini ve Hindistan'da devam eden Timurlu hanedan soyunu kadın ilişkileri açısından hatıratında ele almaktadır. Babür, geniş ailesinin kızlarını, kadınlarını, cariyelerini, evlilik ittifaklarını uzun ve ayrıntılı bir şekilde açıklarken, hanedanının iç politikasını da detaylı bir şekilde anlatmıştır. Babür hatıratında, Timurlu Hanedan Meclisi'ne saygın kadınların katılımının tüm Timurlu dönemi boyunca devam ettiğinden bahseder. Babür, babasının ölümünden kısa bir süre sonra Fergana hükümdarı olarak tehdit edildiğinde, destekçileri ve büyük annesi İhsen Devlet Begim'le onların entrikalarını bertaraf etmek için bir araya gelmiştir. Fikir ve tedbir hususunda büyük annesi İhsen Devlet Begim gibi bir kadının az bulunduğunu, fevkalade akıllı ve tedbirli olduğunu, işlerin çoğunlukla ona danışılarak yapıldığını büyük bir hayranlıkla aktarmaktadır. Timur, seferlere çıkarken eşlerini ve kızlarını da yanında götürürdü. Bazen eşlerinden sadece birini yanında bulundurur, diğerlerini ise devletin şehirlerinden birine geri gönderir veya Semerkant'a dönmelerini emrederdi. Çoğunlukla sefer sırasında yanına Saray Mülk Hanım ve Şehzade Şahruh'la, Şehzade Halil ve diğer torunlarının geldiği görülmekle birlikte, bazen de Tümen Ağa ve diğer hanımlar eşlik ederdi. Timur, seferleri sırasında sık sık eşlerinin, çocuklarının ve torunlarının ailelerini de içeren aile işlerini denetlerdi. Ordugahların kurulmasını sağlar,
ailenin hizmetkarlarının bile seyahatini denetlerdi. Daha sonraki dönemlerde Timurlu kadınlarının bir ordugahın işlerini denetlediğini görmekteyiz. Hafız-ı Abru, Timur'un torunu İskender Sultan, ilk kez Fars'a gittiğinde eşi Bikisi Sultan'ı ordugahı kendi başına kurması için Yezd'e gönderildiğinden bahsetmektedir. Timur'un seferden dönüp Semerkant'a geldiği zaman eşlerinin, şehzadelerin ve ulemanın onu zafer alaylarıyla karşılamaya ve selamlamaya geldikleri kaynaklarda bahsedilmiştir. Ayrıca bazı zamanlarda Saray Mülk Hanım, Tuman Ağa ve şehzadeler sefer sırasında ağırlıklardan önce Timur'un yanına gelirdi. Her iki durumda da Timur'a uygun pişkeşler sunulur, fakir ve yoksullara sadakalar dağıtılır, bayramlar düzenlenirdi. Yezdi eserinde Saray Mülk Hanım için Mehdi Ulya unvanını kullanmıştır. Ancak Mehdi Ulya, genellikle çocuk doğuran kadınlar için kullanılmıştır. Bununla birlikte Saray Mülk Hanım, Timur'un çocuklarının çoğunun koruyucu annesi olmuştur. Bu rol, Timurlu geleneklerinin emanet etme özelliğinden kaynaklanmaktaydı. Hanedan içerisinde birçok oğul ve hatta bazı kız çocuklarını kendi anneleri değil, hanedan içindeki üst düzey kadınlar eğitiyordu. Şahruh'un oğlu İbrahim Sultan büyürken 3 kişiye emanet edilmişti. Süt anne, ineke, bir atabey ve Timur'un eşlerinden Tümen Ağa'ya aynı şekilde Uluğbey de Saray Mülk Hanım'a bırakılmıştır. Halil Sultan 2 aylıkken Saray Mülk Hanım, annesi Hanzade için ziyafet tertip edip şehzadenin bakımını üstlenmiştir. Birinci hanım dahil olmak üzere genç bir varisin yetiştirilmesi için aday gösterilen tüm kadınlar bunu bir ayrıcalık olarak görmüşler ve bu hadiseyi bayramlar düzenleyerek kutlamışlardır. Neticede Timur hanımlarından birinin dikkatli gözetimi altında varislerin resmi eğitimleri ve askeri eğitimleri özel olarak atanmış bir öğretmen tarafından verilmiştir. Şahruh'un torunu Abdüllatif, çocukluğundan itibaren dedesi, Şahruh'un sarayında babaannesi Gevher Şad tarafından büyütülmüştür. Ancak Gevher Şad, Mirza Baysungur'un oğlu Emirzade Alaüddevle'ye karşı fazla düşkündü ve diğer evlatlarına ve torunlarına fazla ilgi göstermezdi. Abdüllatif bu durumdan dolayı çok üzgündü. Evlilik ittifakları. En eski Türk yazıtları, hanedan soyunun kurulmasında kadın ve erkeğin soyunun önemini doğrular, ancak 14. yüzyılda Osmanlı hanedanının bütünlüğü ve özerkliği konusu çok ihtiyatlı bir hale gelmiştir. Osmanlı hanedanına duyulan saygı mirasçısı olduğu iki ana gelenekten kaynaklanmaktadır. Bunlardan ilki İslam öncesinden beri hakim olan kut anlayışıdır. Bir diğeri de sonradan kabul edilen İslam geleneğidir. Ancak bu dönemde anne, hanedan soyunun taşıyıcısı olarak yerini almıştır. Kuruluş zamanı soylu kadınlarla stratejik siyasi evlilikler devam ederken, Osman ve Orhan Bey'den sonra neredeyse tüm Osmanlı şehzadeleri cariye annelerden doğmuştur. Devşirme asker ve yönetici politikalarına yabancı anneler de eklenmiş, böylece yasal evlilik yoluyla üreme sistemi dışlanmıştır. Hareme soylu olarak girmeyen şehzade anneleri, sadece oğullarının anneleri ve onların koruyucusu olarak kalmışlardır. Osmanlı sarayında kadınlar, iktidara ancak üreme yoluyla, yani bir oğulun dünyaya gelmesiyle erişebilirdi. Oğulları olmayan kadınlar, hane halkı olmayan kadınlardı. Dolayısıyla statüsü olmayan kadınlardı. Osmanlı Devleti'nin aksine, Timurlu Devleti'nde çocuksuz kadınlar, hanedan politikasını önemli ölçüde etkileyebiliyordu. Timurlu döneminin en güçlü kadınları genellikle çocuksuzdu ve bir oğul doğurmanın kadınların pozisyonunu belirgin bir şekilde değiştirmediğini göstermektedir. Aynı örnek Babürlüler için de geçerli olmuştur. Babürlüler, kadınları çocuk doğurmasına bağlı olarak değerlendirmemişlerdir. Rukiye Begüm, Ekber Şah'ın ilk karısıdır ve çocuğu olmamıştır. Ancak geleceğin hükümdarı Şah Cihan'ı büyütmüştür. Babürlüler, atalarının evlatlık geleneğini devam ettirmişlerdir. Timurlulardaki gibi ne evlilik ne annelik sorumluluğu, Babürlü Sarayı'nda kadınlar arasında güç açısından kritik rol oynamamıştır. Hanedan kadınları için en değerli olan şey, Cengiz kökenli veya Babürlüler için Timur kökenli olmaktı. Timur'un Cengiz soyundan gelen eşlerinden Saray Mülk Hanım veya Tükel Hanım'ın çocukları yoktu. Ancak güçleri ve etkileri saraya gelen ziyaretçiler tarafından kaydedilmiştir. Clavijo,
Timur'un verdiği davette Saray Mülk Hanım, Tuman Ağa ve Tükel Hanım'ın sırasıyla gelip Timur'un yanı başında bulunan ama biraz alçakta olan sedire oturmalarından bahseder. Timurlularda Osmanlı Hanedanı'nın aksine annelik, tek başına iktidara giden bir yol değildi. Bir kadının prestijli bir hanedan mensubu olabilmesi soy ağacına bağlıydı. Saray Mülk Hanım, çocuklarının ve torunlarının doğumunda Timur'u bilgilendiren kişiydi. Düğün ve zafer kutlamaları gibi önemli durumlarda tüm aile için ziyafet düzenlerdi. 1404 yılında Timur'un son batı seferi de savaş ganimetlerini ve hane halkının eşyalarının Semerkant'a taşınmasını denetlemiştir. Timur'un en önem verdiği hanedan kadınlarından birisi de Cengiz Han soyunun Özbek Han kolundan Ak Sufi'nin kızı Sevin Beg Hanzade'dir. Oğullarından sırasıyla Cihangir ve Miran Şah'la evlenmiştir. Yezdi, 1374 yılında Cihangir'le olan evlilik kutlamalarını en ayrıntılı şekilde anlatmıştır. Hanzade, güzelliği ve zekasının yanı sıra, Şehzade Cihangir'in egemenlik iddiasını desteklemek ve beklenen soy için Timur'un gözünde çok değerliydi. Fasihi ve Şami, Hanzade'nin altın mobilyaları, çekmeceli mücevherleri, lüks kumaşları ve yüz kervanın taşıdığı çeyizinin zenginliğinden bahsederler. Timur, önemli beylerinden oluşan bir heyet teşkil ederek hükümdarlara yaraşır hediyeler ve meliklere yaraşır tansuklarla Hanzade'nin Semerkant'a getirilmesini istedi. Semerkant'a yaklaşırken Hanzade'yi noyanlar, emirler, kadılar, alimler ve eşraf karşılamıştır. Yezdi, bu düğünde o kadar çok altın ve mücevher saçıldı ki birçok insan onların altında kaldı der. Hanzade'nin Şehzade Cihangir ile evliliği 2 yıldan az sürmüştür. Çünkü Cihangir 1376 yılında 21 yaşında vefat etmiş ve arkasında bebek yaştaki Muhammed Sultan'ı bırakmıştır. Timur'un Cengiz Han soyundan gelenlere düşkünlüğü sebebiyle varis olarak Hanzade ve Cihangir'in oğlu Muhammed Sultan'ı seçmesine yansımıştır. Ancak Muhammed Sultan'ın 1403'teki erken ölümü bu planı engellemiştir. Hanzade'nin Miranşah ile olan ikinci evliliği çalkantılı da olsa daha kalıcı olmuştur. Miranşah'tan olan 2 çocuğu ön plana çıkmaktadır. İlki Timur'un ölümünden sonra Semerkant'ı alan Halil Sultan ve Timur'un en sevdiği torunu Bikisi Sultan. Her ikisi de Timur'un sarayında Timurlu geleneklerine göre yetişmiştir. Miranşah'a 1396 yılında Azerbaycan, Rey, Derbent, Bakü ve Rum topraklarının verilmesi bile Hanzade'nin Timur'un sarayındaki faaliyetlere katılmasını engellememiştir. 1399 yılında Hanzade Miranşah'tan ayrılmıştır. Bunun için Timur'un Hindistan seferinden dönüşünü bekleyerek Semerkant'a gelmiştir. Hanzade ile Miranşah'ın ayrılma sebebi Şehzade'nin sürekli içki içmesi. Hatta bir gün hanımı Hanzade'ye küfürler ederek ağır hakaretlerde bulunmuş olmasıdır. Ancak Timur'a Miranşah'ın Timur'un emirlerini ihlale ettiği, görevlerini ihmal ettiği kişisel zevklere daldığını bildirmiştir. Bu olaylardan sonra Hanzade birkaç yılını Timur'un sultaniyedeki ordugahında geçirmiştir. Daha sonraki dönemlerde de Semerkant'ta yaşamaya devam etmiştir. Clavijo, 9 Ekim 1404'te Timur'un Kaan-ı Gil'deki ordugahında Hanzade'nin kendisi şerefine ziyafet verdiğinden bahsetmektedir. Hanzade'nin durumu, Timur'un ailesindeki kadınlara karşı tavrına dair ipuçları vermektedir. Şehzade, Miranşah'la yaşananlara rağmen Hanzade'yi himaye etmeye devam etmesi, Hanzade'nin de devletin önemli kadınları arasındaki yerini koruyarak elçileri ağırlaması, Cengiz Han soyundan gelmesinin de etkisinden kaynaklandığını düşündürmektedir. Timur'un kadınlara önem verdiğine dair en önemli kanıtlardan birisi de Dımaşk, Şam. Seferi sırasında Hazreti Peygamber'in hanımları Ümmü Seleme ve Ümmü Habibe'nin mezarını ziyaret etmiştir. Mezarların yeterince muhafaza edilmediğini görünce Dımaşk halkına kızmış ve mezarların üstüne 2 kubbe yaptırmıştır. Saray protokolünde ise kadınlar hem İslam öncesi Türk hem de Moğol geleneklerini sürdürmeye devam etmişlerdir. İlhanlılardaki teamüllere göre eşlerin hepsi hükümdarın soluna, ancak baş hatun hükümdarın yanındaki tahta otururdu. Timur'un sol tarafı ise daima hanımlarına mahsustu. Clavijo, Timur'un büyük hanımının yanı başına oturduğunu, mahiyetindeki 3 hanımın onun yanında kaldığını,
Daha sonra sırasıyla ikinci ve üçüncü hanımın da aynı merasimle gelerek birinci hanımın biraz gerisinde oturduklarını, böylelikle toplam 9 hanımın merasimle içeri girdiklerinden bahseder. İbn Arabşah, kadınlar erkeklerin karşısında yüzlerini kapatmazlardı. Özellikle de umumi toplantılarda kadınların yüzleri hep açıktı. Kadınların davetlerde bir seremoniyle hükümdarın otağına girdikleri seyyahlar tarafından gözlenmiştir. İbn Battuta'nın Deşti Kıpçak'ta gördüğü adetlerin hemen hemen aynısını Timurlu Sarayı'nda görmek mümkündür. İbn Battuta, hatun, emirin konağına yaklaştığında arabadan indi. Takriben cariyelerden 30 kişi de inerek elbisesinin eteğini tuttular. Aynı şekilde Clavijo, Timur'un ordugahında elçileri kabulü esnasında başyeşi büyük hanımın da eteğini 15 kadının taşıdığından bahsederek İbn Battuta'nın söylemlerini doğrular. Türk devletlerinde meşruiyetin şartlarında birisi de çetr taşınmasıydı. Clavijo da Timur'un misafirlerine verdiği ziyafet sırasında saray mülk hanımın başının üstünde beyaz ipekten yapılmış birçok şemsiyenin açılmış olduğunu aktarır. Çetir geleneğinin Timur'un Cengiz Han soylu eşine uygulanması, İlteriş Kağan'la İlbilge, hatunun devleti, birlikte yönetmelerini anımsatmaktadır. Kadınlar, hükümdarı çevreleyen çemberdeki en önemli aktörlerdi. Hanedan üyeleriyle görüşmek üzere gelen heyetleri ağırlamak, şehirden şehire seyahat etmek, yöneticilerin ölümleri ve cesetlerin başkente götürülmesi sırasında hep şehzadelerin ve emirlerin yanında hanedan kadınlarının birlikte anıldığını görüyoruz. Timur'un büyük eşi Saray Mülk Hanım ve Şahruh'un eşi Gevherşat, hanedan adına karşılama ve ağırlama merasimlerinde diğer hanımlara göre daha fazla öne çıkmıştır. Konar göçer adetleri bırakmayan Timurlular da kadınlar sarayların bahçelerindeki çadırlarda ikamet etmekteydiler. Büyük hanımın çadırının iç örtüleri kırmızı ve beyazla işlenmiş, son derece muhteşemdi. Dışı kırmızı ipekten bir kumaşla örtülmüş, üstü gümüşle yaldızlanmış süslerle bezeliydi. Kapıların her biri ince çubuklarla örülmüş, üzerlerine kül rengi ipekler geçirilmişti. Dışarıdakiler içeriği göremiyor, ancak içeridekiler dışarıdakileri görebiliyordu. Dikkate değer manzaralardan birisi de çadır kapılarının birinde Bursa'dan getirtilmişti resimler bulunmaktaydı. Çadırın ortasında bir sandık üzerinde kadehler ve tabaklar durmaktaydı. Bunlar muhteşem şekilde işlenmiş, büyük inciler ve değerli elmaslarla süslenmişti. Kadehler altındandı. Divanların üzerinde yaprak ve çiçek resimleriyle işlenmiş şilteler bulunuyordu. Zemin ipek halılarla döşenmişti. Saray Mülk Hanım İspanyol elçiyi bu çadırda ağırlamıştır. Hanzade de aynı şekilde elçileri ağırlamıştır. Clavijo, sakilerin altın kadehler içinde misafirlere şarap ikram ettiklerinden bahseder. Cengiz Han 9 yaşındayken babası Yesügey Badr ona eş bulmaya karar vermiş. Onu da yanına alarak Ongirat kabilesinden Dey Seçen'in kızı Börte Ucin'i beğenerek istemişlerdir. Moğol geleneklerine uygun bir şekilde Yesügey, oğlu Cengiz'i müstakbel damat sıfatıyla Dey Seçen'in yanında bırakmıştır. Kaynaklar Timurlu kadınlarıyla evlenen erkekleri tanımlamak için küregen sıfatını kullanmasa da bu geleneğin diğer özellikleri Timurlu hanedanında yaygın gibi görünmektedir. Mesela Timur kız kardeşi Şirin Beg Ağa'nın kızı Sevinç Kutluk Ağa, Herat Meliki Fahrettin Kert'in oğlu Pir Muhammed'le evlenmiştir. Bu evliliğin olabilmesi için gelini Herat'a götürmeden önce Pir Muhammed Semerkant'ta Timurlu sarayında kalmış. Daha sonra da evlilik büyük bir ihtişamla Herat'ta kutlanmıştır. Timur'un kız kardeşleri veya kızlarıyla evlilik yoluyla akraba olan erkeklerin aile içinde genel olarak yüksek bir konuma sahip oldukları görülmektedir. Timurlu kadınlar, geleneksel olarak Çağatay Han'ın torunları olan Duğlat kabilesi üyeleriyle evlendiler. Onlardan biri olan Davut Duğlat'ın oğlu Süleyman Şah'a kızı Sultan Baht Begüm'ü vermiştir. Süleyman Şah Duğlat aynı zamanda Timur'un yeğeni ve damadıydı. Hem Timur hem de Şahruh zamanında önemli görevlerde bulunmuştur. Cariyelik sistemi. Her ne kadar Clavijo, Timur'un başkenti Semerkant'ı ziyaret ettiğinde hükümdarın haremi olmadığını düşünse de Muizzül Ensab'a baktığımızda aksini görmek mümkündür. Timurlular Osmanlı Devleti'ndeki gibi sistemli bir harem politikası izlememiştir. Ancak kendilerine has bir sistemleri olduğu kesindir.
Muizzül Ensab, Timur ve haleflerinin eşlerini tespit etme hususunda oldukça önemlidir. Çünkü hanedan şeceresi olan Muizzül Ensab'da hanımların ve cariyelerin isimleri kaydedilmiştir. Şecerenin üst kısmında hükümdar ya da emirler sıralanırken aynı sayfanın alt kısmında biri, hanımlar Hevatin. İki cariyeler, Serari olarak geçmektedir. Muizzül Ensab'da bazı hür doğmuş Müslüman kadınları cariye olarak belirtilmiştir. Bunların arasında Sultan Hüseyin'in hareminde cariye olup dönemin önemli komutanlarından Emir Sultan Hüseyin Çarşamba veya Emir Hacı Hasan, Şeyh Timur Celayir'in kızı, Zübeyde Sultan gibi şahsiyetlerin adı geçmektedir. Önemli komutanların kızları dışında hanedana yakınlığıyla bilinen ailelerin kızlarını da cariye olarak görmek mümkündü. Cariyelik sistemi Müslüman hanedanların standart bir yapısıydı. Ancak Timurlulardaki örneği biraz daha farklı görünmektedir. Osmanlı Devleti'nde güçlü bir yapıya sahip olan cariyelik, üreme politikasının en önemli parçasıydı. Çünkü yöneticiler ve askerler arasında yabancı kökenlilerin önemi artarken, yabancı kadınlar da önemli varlık göstermeye başlamışlardır. Hanedan evliliklerinin iktidarda hak iddia edebilme durumu cariyelerde söz konusu olamazdı. Timurlularda ise kuma veya cariye olup daha sonra bir hükümdarın birinci hanımı olmuş kimseler bulunmaktadır. Bunların en önemlisi Sultan Hüseyin Baykara'nın eşi Hatice Begim'dir. Timurlu emirlerinden birinin kızı olan Hatice Begim, önce Sultan Ebu Said'in hareminde kuma olarak yer almış, daha sonra da Sultan Hüseyin'in hareminde kumalıktan nikahlı eş seviyesine erişmiştir. Aslında dörtten fazla eş almanın İslami kurallara göre yasak olduğu göz önüne alınırsa, Timurlu hükümdarları veya şehzadeler yasaları bozmak yerine kendilerine Müslüman kadın cariye almalarına izin veren kurallar koymuş ve buna göre hareket etmeyi uygun bulmuş görünüyorlar. Bu sistem, kadın köleleri cariye olarak almak yerine hanedana özgür doğmuş, Müslüman cariyelerin dahil edilmesini sağlayarak hanedan soyunun sürekliliğinden başka bir amaç taşımıyor gibi görünmektedir. Timurlu hanedanlığı, Osmanlı Devleti gibi politik bir kurumdu. İster hanedan içi ilişkiler olsun, ister uzak akrabalık ilişkileri olsun, bir şehzade için son derece rekabetçi bir ortamda iktidar iddiasını meşrulaştırmak için açık bir işlevi vardı. Timurlu şehzadeler hanedan soyundan gelen kadınlarla evlilikler yapmışlar. Ancak önemli emirlerle ittifaklarını ve meşruiyetlerini güvence altına almak amacıyla da evlilik yerine cariyeleri tercih ederek kendi sadık destekçilerden bir ağ oluşturmuşlardır. İslam hukukuna göre dörtten fazla eş almak yasaktı. Timurlular da ise hür doğmuş Müslüman kadınları cariye olarak almaya izin veren, yazılı olmayan yasal bir durum vardı. Ve bu durum hanedan erkeklerinin İslam'ın dört eş alma kuralını çiğnemeden hareket etmelerini sağlamış olmalıdır. Bu noktada Timurlu hükümdarları veya şehzadelerin Celaleddin Devvani'nin fikirlerinden etkilendiğini söylemek yanlış olmaz. Celaleddin Devvani 1423-1502 yılları arasında Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerinde yaşamış, bu devletlerde bazı görevlerde bulunmuştur. İlahiyatçı ve hukukçu olan Celaleddin Devvani, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ve oğlu Sultan Halil için Ahlak-ı Celali isimli siyasi ve etik tavsiye tarzında bir kitap yazmıştır. Eser, Timurlular için yazılmamakla birlikte komşu iki devletin siyasi yapısı dikkate değer ölçüde birbirine benzer olduğu ve aynı dönemleri kapsadığı için etkilenmenin söz konusu olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla Müslüman kadınların Timurlu sultanlarının haremine alınmaya başlamasında Devvani'nin görüşlerinin etkisi olduğu bir gerçektir. Devvani, hane halkı, aile ve evlilikle ilgili tartışmalarına ideal eşin tanımıyla başlar. Evlenilecek kadında bulunması gereken özellikleri sıraladıktan sonra şunu savunur: özgür bir kadın, köleden daha iyidir. Çünkü evliliğe dahil olmak, onun yakın akrabalarından taraftar ve destek kazanmak, birinin düşmanlarıyla uzlaşmak, geçim konusunda karşılıklı yardımlaşmak ve ortalama soy ağacına karşı koruma sağlamaktır. Devvani, eserinde özellikle hükümdarlar için iyi bir evliliğin faydalarını açıkça ortaya koymaktadır. Evlilik yoluyla kişinin taraftarlar kazanabileceğini, rakipleriyle barışı sağlayabileceğini, önemli ailelerle karşılıklı fayda sağlayan ittifaklar kurabileceğini
ve mirasçılarının sistem dışında bir soy taşımasını sağlayabileceğini savunmuştur. Timurlu cariyelerin bir yanda önemli emirlerin kızları olması, diğer yanda kadın köleler olmak üzere farklı sosyal statülere sahip kadınlardan oluştuğu için hanedandaki konumları bu farkı bir dereceye kadar yansıtmış olmalıdır. Bununla birlikte Timurlu cariyeleri, önde gelen şehzadelerin anneleri olsalar bile, cariyeler ve haremdeki diğer kadınlar hakkında Muizzül Ensab'da ve dönem kaynakları nadiren bilgi içermektedir. Timurlular için hanedanda bulunan cariyeler, belirsiz bağlılıklar ve yoğun siyasi rekabet sorununa bir çözümdü. Böylece Timurlu soyacı olan Muizzül Ensab'da cariyeler olarak listelenen Müslüman ailelerin kızlarını ve kadın köleleri bulmak mümkündü. Babür, hatıratında Müslüman cariye kadın uygulamasını eleştirmekte ve bu durumun hukuka aykırı olduğunu dile getirmektedir. Sultan Hüseyin Baykara'nın aşağı ve asil cariyeleri çoktu. Sultan Hüseyin Baykara gibi büyük bir padişah ve Herat gibi İslam şehrinin padişahı olduğu halde gariptir ki 14 oğlundan ancak 3'ü veled-i zina değildi. Böyle büyük aileden 7-8 sene içinde yalnız Muhammed Bediüzzaman Mirza'dan başka hiçbir eser ve nişan kalmaması da onların bu uğursuzluğundan ileri gelmiştir. Hüseyin Baykara'nın oğlu Bediüzzaman ilk eşi Bike Sultan Begim'den, ikinci oğlu Haydar Mirza Payende Sultan Begim'den, üçüncü oğlu Muzaffer, Hüseyin Mirza da Hatice Begim'den doğmuştur. Timurluların son dönemlerinde hanedanda önemli beylerin kızlarının veya kardeşlerinin cariye olarak görülmesi siyasi rekabet için bir çözüm gibi görünmektedir. Bu uygulama bazı çevrelerce onaylanmamış gibi görünse de sıklıkla uygulanmıştır. Nadiren de olsa cariyelerin birinci eşliğe yükseldiği görülmektedir. Sultan Hüseyin Baykara'nın eşi Hatice Begüm Sultan örneğinde olduğu gibi. Gündelik yaşamda Timurlu kadını. Timurlularda saray kadınları dışında kadınlar hakkında çok az bilgimiz var. Gündelik yaşamda kadının rolünü dönemin seyyahları aracılığıyla öğrenmekteyiz. Buna göre iktisadi hayat ve evi çekip çevirme görevi tamamen kadının görevleri arasındaydı. Erkekler ise daha çok savaşçılık özellikleriyle ön plana çıkmış, şehirleşmenin etkisiyle esnaf ve zanaatkarlıkla meşgul olmuşlardır. İbn Battuta seyahatnamesinde gündelik yaşamdaki farklı statüdeki kadınlara da değinmektedir. Pazar esnafının ve satıcılarının eşleriyle ilgili konudan bahiste bulununca, onların eşlerinin de emirlerin eşlerinden aşağı olmadığını, onlardan birini atların çektiği muhteşem bir arabada gördüğünü, yanında eteklerini tutan 3-4 cariye olduğunu, hanımın başında mücevherlerle donatılmış, ön tarafında tavus tüyünden bir sorgucu bulunan ve butak adı verilen bir hotoz bulunduğunu, arabanın pencerelerin açık olduğunu ve kadının yüzünü örtmediğini, zira Türk kadınlarının yüzleri açık dolaştığını bildirir. Ayrıca bir başka kadının da aynı şekilde yanındaki köleleriyle pazara süt, yoğurt getirip sattığında karşılığında da esans satın aldığını söyler. Sultaniyeli Yohannes, Timur'un ülkesinde iffetsiz kadın bulundurmak ve bunlarla gönül eğlendirmek yasaktır der. Herkes karısıyla ve ailesiyle birlikte yaşar, kadınlar erkekler gibi ata binerler ve ata binerken namuslu kıyafetler giyer, at üstündeyken kadınların gözlerinden ve burunlarından başka bir yerleri görünmez. Kadınların örtünmemesi büyük utanç sayılmaktadır der. Yohannes'in gözlemlerinden halkın aile hayatına ne kadar önem verdiğini, kadınların namusuna ne denli düşkün olduğunu anlamaktayız. Ambrogio Contarini, taze otlaklar bulmak için aileleriyle birlikte göç eden Türkmenler, uygun yer bulduklarında çadırlarını oraya kurarlar ve oradaki otlar da bitince başka yer aramaya giderlerdi. Kadınlar da her şeyi hazır etmek ve çadır kurmak için daha önceden giderlerdi der. Tüm konar göçer halklarda olduğu gibi Timurlularda da kadınlar eşlerinin en önemli yardımcısıydı. Çinli elçi Chen Cheng, Herat'ı ziyaret ettiği sırada kadınların yalnızca iki gözü görünecek şekilde düz renkli saten ile örtündüklerini söyler. Ayrıca kadınlar dışarı çıkarken at veya katır üstüne binerler. Yollarda başkalarına rastlarlarsa şakalaşmaktan utanmazlar. Çin adetlerine göre şakalaşmanın çok ayıp olduğunu söyler Çinli elçi. Kadınların lükse çok önem verdiklerini, modern ve temiz giyindiklerini, at ve katır eğerler ve gemlerinin altın, gümüş ve renkli şeylerle süslenmiş olduğunu, hayvanlarının her yanlarına çıngırak astıklarını belirtir.
Diğer bir elçi Clavijo ise Tebriz çarşısında bazı yerlerde kadınlara ait ziynet eşyalarıyla ıtırlar satıldığından, kadınların buraya gelerek alışveriş yaptıklarından bahseder. Buradaki kadınlar beyaz bir çarşaf giyer ve yüzlerine at kılından yapılan bir maske koyarlar. Bu şekilde kadınları görenler kim olduklarını anlamaz der. Ancak Clavijo, Tebriz'de gördüklerinden farklı olarak Semerkant'ta Timur'un verdiği ziyafette Saray Mülk Hanım'ın elbiselerini anlatırken yüzünün beyaz kremle sıvandığını adeta beyaz kağıttan yapılan bir maskeyi taşıyor gibi olduğundan, bu maskenin yazın sıcağından, kışın soğuğundan koruduğundan bahseder. Tüm saray mensubu kadınların da böyle olduğunu ayrıca büyük hanımın yüzüne ince beyaz bir örtüde örttüğünü söyler. Saçlarının arkasına serpilmiş ve siyah renk olduğunu, kadınlar arasında makbul rengin de bu olduğunu belirtir. Timurlu ülkesinin geniş bir coğrafya olduğunu düşünürsek, her bölgenin giyim, kuşam ve adetlerinin farklı olduğunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Halk ile hanedan mensubu, kadınların da kıyafetleri birbirine benzemiyordu. Kadınların savaşta erkeklere iştirak etmelerini İbni Arabşah şöyle anlatmaktadır. Timur'un ordusunda kadınlar çoktu. Bunlar, savaşta ve çarpışmada metanetle vuruşur. Düşman erkeklerine karşı merdane çarpışır. Savaşta kargı fırlatmada, kılıç sallamada ve ok atmada benim diyen baba yiğitlere taş çıkartırlardı. Eğer içlerinden biri hamile kalırsa ve yolda doğum sancısı başlarsa, saftan ayrılıp bir kenara çekilir ve bineğine biner. Doğumdan sonra çocuğunu sarıp sarmalar, tekrar atına biner ve orduya katılırdı. Timur'un ordusunda çoluk çocuğa karışan ama asla yerleşik düzende yaşamayan kişiler bir hayli çoktu der. Schildberger ise kadınların savaşa giderken her iki tarafına bir kılıç ve yay astığını belirtir. Clavijo da buna ek olarak küçük çocuğu olan kadınlar atlarının eyerlerine bir beşik bağlarlar ve çocuklarını beşiklerin içine koyarlar. Kadınlar ata binmekten hiç rahatsız olmazlar diyerek şunları ekler. Timur, savaş meydanında yanlarında bulunan kadınların miğfer ve zırh giyerek tam bir asker kıyafetiyle bulunmalarını istemektedir. Bu şekilde kadınlar karargaha bırakılır. Gündelik hayatta Timurlu kadınların sanatsal ve edebi faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir. Bu konuda bize en geniş bilgiyi Fahri Herevi vermektedir. Fahri Herevi, Cevahir el-Acayib adlı eseriyle 15. Yüzyılın sonları 16. yüzyılın başlarında, Herat ve Horasan'daki sosyal ve kültürel hayatına ışık tutmaktadır. Eser 23 kadın tanıtmasıyla ilk şuara tezkiresidir. Cevahir el-Acayib, eğitimli kadınların yaşamlarının birçok yönüne, özellikle de entelektüel ve sosyal faaliyet alanlarına geniş ölçüde ışık tutmaktadır. Burada 23 şair kadının ismi sayılmayacaktır. Sadece önemli isimlerden bahsedilecektir. Ayrıca Alişir Nevai'nin Mecalis-ün Nefais'te 4 kadın şairden bahsetmektedir. Bunlardan biri Şahruh'un karısı, Gevher Şad'ın sarayında bulunmuş olan Mehri'dir. Diğer 3 kadın şair de Alişir Nevai'nin çağdaşı olan Afak Bige Celair, Bige Müneccim ve Bideli'dir. Timurlulardaki bu şair kadınlar, toplumun entelektüel, dini, siyasi veya siyasi çevrelerinden olan soylu ailelerden gelmektedir. Etnik kökenlerini tespit etmek zor olsa da Afak Bige, Moğol Hatun, Fahri el-Nesa, Cemali Türk'tür. Nehani, Bideli, Seyyid Begüm Şah Mülk İran kökenlidir. Dönemin bilgili kadınları arasında en önemli figürlerden biri olan Bige Müneccim'dir. Tipik Herat entelektüellerinin mükemmel bir kadın muadiliydi. Sadece şair değil, aynı zamanda astroloji, astronomi alanlarında da uzmandı. İleri matematik bilgisini içeren bir beceri olan takvimleri, hesaplama yeteneği vardı. Timurlu hükümdarları ve emirleri tarafından büyük saygı gördü. Timurlular zamanında bazı kadınlara ilk öğretimin seviyesinin üstünde eğitim verilmiş olması muhtemeldir. Fahri Herevi'nin Atun Takma ismiyle andığı kadın şairin gerçek işi kız çocuklarına okuma yazma öğretmek, dikiş nakış öğretmekti. Bazı Timurlu kadınlar iyi eğitimli, çeşitli yeteneklere sahip, aynı zamanda entelektüel ve bilimsel çevreler tarafından da kabul edilmiş görünmektedir. Timurlu ülkesinde özellikle de Herat'ta kültürel faaliyetler oldukça yaygındı. Çünkü bu etkinlikler kadınları da içeriyordu. Kadın kıyafetleri. Timurlu kadınlarının giyim kuşam tarzıyla ilgili elimizdeki en önemli kaynaklar minyatürlerdir. Ayrıca seyyahların verdiği çok az bilgi de mevcuttur.
Timurlular döneminde kadın ve erkek kıyafetleri genel olarak 3 bölümü kapsar. Başlıklar bedeni örten ve ayakları örten kıyafetler şeklindedir. Kurulduğu ilk yıllarda Moğol giyim tarzını devam ettiren Timurlular, zamanla bu tarzı bırakarak daha çok kendilerine has bir moda yaratmaya başlamışlardır. Kadın elbiseleri genellikle erkeklerinki gibi cübbe ve gömlektir. Kadın cübbeleri Moğol usulünde uzundur ve ayak bileklerine kadar vücudu örter. Ancak Timurlularda kısa kolları olan kadın cübbeleri de bulunmaktadır. Timurlu kadınları özellikle kostümlerde İran'dan ve Çin'den etkilenmiş gibi görünmektedir. İlhanlılar dönemiyle kıyaslandığı zaman daha ince işçiliği olan zarif kıyafetler üretmişlerdir. Timurlu hanedanı 150 yıl boyunca Maveraünnehir ve İran coğrafyasına hakim olmuştur. Herat ve Şiraz gibi şehirler önemli sanat merkezleriydi. Dolayısıyla Türk ve Moğol unsurlarının hakim olduğu göz önüne alınırsa, İran coğrafyasında giyilen kıyafetlere göre daha zarif giysiler kullanmışlardır. Bu dönemde kadın başlıkları çok çeşitlidir. Bunlar eşarp ya da başörtüsü, takke, türban ve peçedir. Özellikle Clavijo'nun tanımlamasından yola çıkarsak, başlarına taktıkları boğtaklar, birbirinden değerli taşlar, inciler ve yakutlarla süslenmiş başlığın kenarındaki altından file ise mücevherlerle işlenmişti. Daha çok Türk kültüründe gördüğümüz cinstendi. Akerman, minyatürlerde Timurlu kıyafetlerinin hem Çin hem de İran-Suriye motifleri içerdiğinden bahseder. Timurlu kumaşlarında görülen Çin motiflerinde çoğunlukla ejderha, efsanevi hayvan ve kuşlar birlikte kullanılırdı der. Clavijo, Tebriz'de, Şiraz'da ve Sultaniye'deki çarşılarda ipekli, pamuklu, yünlü kumaşlar gördüğünü, Semerkant'ta ise birçok ipek fabrikası bulunduğunu, ipekten başka sırmalı elbiseler, rengarenk kumaşlar, krepler, taftalar, ayrıca ipekli kumaşlar için kürkler, altın ve mavi değişik renklerde kumaşlar imal edildiğini belirtmektedir. Barbaro, seyahatnamesinde Kaşan ve Yezd şehirlerinin yetenekli dokumacılarından ve ipekli kumaşlarından bahseder. Timurlular zamanı tekstil hemen hemen her şehirde yaygındı. Dolayısıyla bu durum kaliteli kumaş tekstilin geliştiğinin bir göstergesiydi. Kıyafetlerde Çin'den esinlenmeyi Timur sonrası dönemdeki Çin-Timurlu münasebetlerine bağlamak doğru olacaktır. Zira 1420 yılında Şahruh'un Çin'e gönderdiği elçilik heyeti raporlarında Çin kumaşları hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca Çin elçilerinin getirdikleri hediyelere baktığımızda şunları görmekteyiz. Altın simle çiçek motifleri işlenmiş ipek kumaşlar. Renkli ipekten mamul astarlanmış giyecekler. Renkli ipekler, çiçek desenli ipekli kaba ve ince şeffaf kumaşlar. Ham ipek, çiçek desenli ipek. Has ipek, tören kıyafeti, gümüş çiçekli ipekli kumaşlar gibi. Hediyeler bu derece çeşitli olması, tekstil ürünü, Timurlu modasını oldukça etkilemiş görünmektedir. Kadın kaftanlarının üzerine çeşitli süslemeler işlenmiştir. Kadın gömleklerinin tamamı uzundur. Genellikle kolları da uzundur. Gömleklerinin yakalarının dairesel, üç köşeli ve müstakil oldukları görülür. Bu gömlekler altın işlemeli, tığ işi ve hayvan derisinden dikilir. Bazen gömleklerin yakaları farklı renklerdeki parçalar ile dikilir. Uzun kollu kadın gömlekleri bedenin tamamını ayaklara kadar örter. Minyatürlerde kadınların giyim kuşamında genellikle ipekten yapılmış kırmızı kaftanlar dikkat çekmektedir. Kaftanların boyu ve kolu uzun, ön kısmı açık, yakası ve kenarlarında kürkler bulunurdu. Kaftanlar düğmeli veya düğmesiz olabilirdi. Bazen dış ceket gibi kullanılırdı. Kısa ve uzun kollu ama tamamen astarlı olurdu. Bir kıyafette bir boyunda, iki de kol kısmında olmak üzere toplamda 3 tane delik bulunmaktadır. Giysilerin kollarında bulunan 2 deliğin sebebi hem kısa hem de uzun giyilebilir olma özelliğidir. Giysilerin üzerinde aksesuar olarak bazen kuşak ve düğmeler kullanılmaktadır. Kadın başlıkları, kuş tüyleri ve tüller kullanılarak süslenmiştir. Aksesuarlarda altın kemer ve inci küpeler kullanılmaktaydı. Timur döneminde düğünde giyilen kıyafetler hakkında bilgi veren Yezdi şöyle söylemektedir. Şehzade İskender ile Bikisi Sultan'ın evlilik töreninde Timur'un eşleri için her birisi zamanın belkısı olan hanımlar,
başlarında altın boğtaklar ve altınla dikilmiş elbiseler içinde tahtlarında güneş gibi parlıyorlardı. Timur'un ölümünden sonraki dönemlerde özellikle Herat kültürel faaliyetlerin merkezi haline gelmiştir. Sanatın gelişmesi ve barış ortamının hakim olmasıyla birlikte refah durumu ve yaşam tarzında belirgin farklar olmaya başlamıştır. Şahruh dönemi başlayan bu sanatsal faaliyetler Hüseyin Baykara ve oğulları zamanında daha da belirgin bir hale gelmiştir. Timurlu Rönesansı dediğimiz bu dönemde Herat moda merkezi haline gelmiştir. Bu sanatsal ortam Timurlu kıyafetlerine de yansımış, daha ince işçilikli ve lüks tarzda üretim yapılmıştır. Başlangıçta İlhanlı dönemine benzer kıyafetleri kullanan Timurlular bir süre bu tarzda sabit kalmıştır. Ancak zamanla Timurlu hanedanlığı kendi moda tarzını oluşturmaya başlamış. İnce işçilikli kumaşlar üretilerek kaliteli kumaşlar kullanılmıştır. Bu durumun minyatürlere yansıdığı da görülmektedir. Devletin kuruluş yıllarındaki divanı Hace Kirmani'nin Mesnevisi ile Hamsesi, ne göre Nizami'nin Hamsesi arasında kıyafet açısından farklar bulunmaktadır. İlk başlarda İlhanlı ve Celayirli etkisi altında kalmış olan kadın kıyafetleri zamanla kendi üslubunu kazanmıştır. Kıyafetlerin farklılıklarıyla ilgili ilk değişiklik boylarının kısalması, daha düzgün dikilmesidir. Bacak ve boyun kısmını ortaya çıkaran kıyafetler göze çarpmaktadır. Uzun kollular yerine kısa kollular tercih edilmeye başlamıştır. Bel çizgisi bir kuşak veya kemer kullanılarak vurgulanmaya başlamıştır. Timurlular döneminin sonlarına doğru kadın ve erkek kıyafetleri birbirine çok benzer hale geldi. Bu özellik sonraki dönem Safeviler boyunca da sabit kalmıştır. Timurlu minyatürlerinde kadın yüzlerinde burnun yukarıdan aşağı doğru eğimi, keskin kaşlarla abartılı makyajın kadınlar arasında popüler olduğu kanısı uyandırmaktadır. Ayrıca Timurlu döneminde kıyafet çeşidi İlhanlı dönemine göre artmıştır. Dışarıda halkın arasındayken kadınların peçe takma uygulaması yaygınlaşmaya başlamıştır. İlhanlılar ile Timurlu kıyafetleri arasındaki bir diğer fark da giysi katmanlarının miktarında görünmektedir. Timurlular dönemi giysilerinde daha fazla kat bulunmaktaydı. Minyatürlerde dışa giyilen giysilerinin yaka, kol ve alt kenarları ortaya çıktığı gibi üst üste giyilen farklı giysi katmanları da açıkça görülmektedir. Erkeklerin başlıklarında Moğol etkisi devam ederken kadınlarda başa takılan örtü popülerlik kazanmaya başlamıştır. Ancak örtülere tüyler konulmuştur. Timurlarda kadın ve erkeklerin ayakkabıları birbirine benzerdi. Ancak bazı kadın ayakkabıları sade veya işlemeliydi. Genellikle renkleri siyahtı. Timurlu kadınları İran'da daha çok ayak bileklerine yetişmeyen ayakkabılardan istifade ederlerdi. Önü kapalı terlikleri hem erkek hem de kadınlar giyerdi. Bu tür terlikler sonraki yüzyıllarda da aynen kullanılmıştır. Bazı kadınlar da erkekler gibi çizme giyerlerdi. Sonuç, Orta Çağ boyunca Timurlu kadınları ile çağdaşları arasındaki en büyük fark kamusal rollerinin önemiydi. Kadınlar, hükümdarın yanındaki en önemli kişilerden birisiydi. Seyyahların da gözlemlediği gibi, elçi karşılamada, davetlerde, düğünlerde göze çarpıyorlardı ve mimarinin önemli hamileriydi. Kadınların önemini Türk-Moğol mirasına atfetmek yanlış olmaz. Ancak yine de bu durumu Timurlu Hanedanı'nın meşruiyet sağlama fikrine bağlamak gerekmektedir. Timurlu Hanedanı'nda evlilik konusunda netlik olmadığı kesindir. Özellikle Timur'un nikahlı eş sayısının 18 olduğunu göz önüne alırsak, durum İslami kurallara göre 4 eş almanın fazlasıyla dışına çıkmaktadır. Ancak daha sonraki dönemlerde siyasi ittifaklarla birlikte bir harem politikası meydana getirilmeye çalışıldığı gözlenmektedir. Timurlular çağdaşlarından farklı bir cariye sistemi izlemişlerdir. Bütün bunlar yine iktidarı ayakta tutmak ve meşruiyeti sağlamak içindi diyebiliriz. Ayrıca pek çok kadının hanedanın birden fazla üyesiyle evli olması da kadınlarının kimliğini ve bağımsızlık derecelerini öne çıkaran bir unsurdur. Timurlu hanedanındaki kadınların eş veya anne olarak çevrelerindeki hükümdar ve emirleri faaliyetleriyle olumsuz etkilemedikleri gibi doğrudan hükmetme veya askeri yetki kullanmadıkları da görülmektedir. Devlet işlerine farklı şekillerde katılmışlardır. Timurlu hanedan kadınları prestijlerini kamusal binaların yapımı için kullanıyorlardı. Bu durum, finansal güçlerinin oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Eski Türk geleneklerinde de görülen kadınların erkeklerin yanında savaşa katılması
ve onlar gibi ata binip kılıç kullanması Timurlu kadınlarının da en önemli maharetlerinden birisiydi. Dönemin kaynakları günlük yaşamda rol alan kadınlar hakkında çok az bilgi içermektedir. Ancak kaynaklar Timurluların gittikleri, her yere kadınları götürdüklerini söylemektedir. Bu bilgiyi yabancı seyyahlar da teyit eder. Hanedan dışındaki kadınların eğitimli ve entelektüel olduğu, toplumca kabul edilen şair kadınların varlığından anlaşılmakta olup, çağının çok ötesinde yaşam sürdükleri görülmektedir.